Orhan Karataş, Türk'ün. Kandilli katillerin kravatlı köleleri. Gare operasyonu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde kimin nerede durduğunu, ne yaptığını, bundan sonra ne olması gerektiğini bize net olarak bir defa daha gösterdi. Bu duruma bakarak yeni bir yol haritası yapmanın ve bunu uygulamanın tam zamanıdır ve hiçbir şekilde vakit kaybedilmemelidir. HDP, PKK ile birlikte Gara'da. HDP'nin PKK'nın ta kendisi olduğunu zaten biliniyordu. Gara gelişmeleri bunu bir defa daha teyit etti. Telaşla yapılan katliamın üzerine örtmeye, dikkatleri başka yerlere çekip hedef şaşırtmaya çabalamaları bir kenara, bizzat Gara'da oldukları ispatlandı. İçişleri Bakanı Sayın Soylu, Gara'ya giden kadın milletvekilinin ismini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu açıklamayı ihbar kabul ederek bu sözde milletvekili için anında soruşturma başlattı. Pervin Buldan'ın Gara'da şehit edilen vatandaşlarımız için Kandil katilleriyle görüşme yaptığı ve oradan gelen talimata göre hareket ettiği kendi beyanları ile belgelenmiştir. Kandilli katillerin birlikte çektirdiği resimler orta yerde dururken PKK ile ilişkimiz yok sözleri Türk milletinin aklıyla alay etmektir. İskarpinli teröristler. Bugün HDP'de hangi seviyede olursa olsun siyaset yapıp da PKK ile doğrudan bağlantısı bulunmayan hiç kimse yoktur. Bu bir iddia değil, bizzat kendi açıklamalarının ortaya koyduğu bir gerçektir. HDP'nin her kademesini belirleyen ve yönlendiren Kandil'deki eli kanlı elebaşlarıdır. Oradan gelen talimatlara göre hareket edilmektedir. Sözde parti olarak hiçbir inisiyatifleri ve iradeleri yoktur. Kandil'in kravatlı köleleri iskarpinli teröristlerdir. HDP'nin tek bir gün daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması, tek kuruş dahi hazine yardımı alması, siyaseti bu kadar kirletmesi Türk milletine zulümdür. Ortada bu kadar bilgi, bu kadar belge, hatta bu kadar itiraf varken bu parti görünümlü terör odağının kapatılması için daha ne olması gerekiyor? Orhan Karataş, Türk'ün.